Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Ramazanınız da mübarek eylesin inşallah. Malum Ramazan ayı. Ramazan ayı aşıkların ayı. Ramazan ayı Allah'a dost olanların ayı. Ramazan ayı aşık olanlarla olmayanların ayrıştığı ay. Ramazan ayı gönül dostu olanlarla olmayanların ayrıldığı ay. Bir şeyleri ayrıştıran bir şeyler vardır. O ayrıştırıcılar olmazsa biz onların ne olduğunu bilemeyiz. Ne olduğunu bilmek için o ayrıştırıcılara ihtiyaç vardır. Din insanları Allah'a dost olanlarla olmayanları ayrıştırıcı bir şeydir. Dinin içerisindeki ibadetler bu ayrıştırıcıların en önemlileridir. Yoksa eğer ibadetler olmamış olsaydı bütün herkes kendisini dindar görürdü. Eğer o ayrıştırıcılar olmamış olsaydı bütün herkes kendisini aşık görürdü. Mesela bir kadın bir erkeğe aşık olsa kadının o aşıklığının tecelliyatına bakılır. Bir erkek bir kadına aşık olmuş olsa o erkeğin o kadına yaklaşımını, tecelliyatına bakarız biz. Nasıl? Hani bir çocuk vardır, iki kadın vardır. O iki kadın da çocuklarının kendilerinin olduğunu söylerler. Bunu Davut'a getirirler. Ve Davut Aleyhisselam'a derler ki her ikisi de çocuk bana ait derler. Davut Aleyhisselam müthiş bir kimse. Çocuğu çağırın der, çocuğu çağırırlar. Çocuğu ortaya koyar, kılıcını çeker. Der ki, madem ki ikiniz de bu çocuk benim diyorsunuz, ben ortasından yarayım, yarısını sana, yarısını sana vereyim der. Öyle olunca çocuğun gerçek sahibi olan annesi atar kendini. Der ki ben hakkımdan feragat ettim. Onun olsun çocuk der. Yeter ki siz ortadan kesmeyin. Çocuk onun olsun der. Ben hakkımdan fedakarlık ediyorum der. Bu sefer Davut o çocuk onun olsun diyene verir çocuğu. Her şeyin bir ayrıştırıcısı vardır. Her şeyin bu noktada bir ayrıştıranı vardır. Eğer Davut Aleyhisselam kılıcını çocuğun kafasından aşağı yarmayı söylememiş olsaydı her ikisi de çocuğun sahibi ve annesi olduğunu söyleyecekti. İşte din ve dinin içerisindeki ibadetler de bu noktada ayrıştırıcıdır. Yoksa bütün insanlar Allah'a inanırlar. Neyse, bulur ben sana. Allah'a inanmayan hiçbir kimse yoktur. Ancak cahil olanlar Allah'a inanmazlar. Ancak hayvanlar Allah'a inanmazlar. Bu manada onlar inançlarını dillendiremezler. Bundan da sorumlu değillerdir. Mesela ağaçlar kendi lisanlarıyla Allah'a inanırlar ama bu noktada onlar dillendiremezler bunu. Ama Allah'a inanmayan hiçbir zerre yaratılış noktasında yoktur. Fakat akıl noktasında İnsanlar Allah'a inanmamazlık edebilirler. Onlar cahil insanlardır. Şimdi Allah'a inanıp inanmadığını o kimsenin hayatıyla, yaşantısıyla ayrıştırırız. O yüzden din var ise o kimse Allah'la arasında bir ayrıştırıcı bulmuştur. Başkalarıyla kendi arasında bir ayrıştırıcı bulmuştur. Dinin içerisindeki dindarlıkla alakalı ibadetler de o dine ait olan ibadetleri yerine getirerekten o kimse o dine mensup olduğunu gösterir, ayrıştırır. Bunların içerisinde oruç ise farklı bir yerdedir. Oruç niçin farklı bir yerdedir? Namaz farklı bir yerde değildir örneğin. Hac farklı bir yerde değildir. Zekat farklı bir yerde değildir. Zekat neden farklı bir yerde değildir? Zekat paradır çünkü. Siz parayı verirsiniz biter mesela. Bitti. Namaz niçin farklı bir yerde değildir? Namazı bir kimse herkes kılabilir. Namaz nefse ağır gelen bir şey değildir çünkü.
Nefse asıl ağır gelen şey oruç tutmaktır. Oruç tutmak çünkü infak etmektir. Oruç tutmak kendinden geçmektir çünkü. Oruç tutmak insanın nefsiyle mücadelesidir. Oruç tutmak etrafla olan mücadeledir. Mesela bugün bir kimse oruç tutmadığını gizleyebilir mi? Her cevap gizleyebilir. O hiç oruç tutmamış olsa oruç tutmamazlığını gizler. Gider evinde saklı gizli yer içer gizler. Gider evinde saklı gizli yaşar gizler. Ne bileyim iş yerinde saklar kendini gizler. İş yerini yiyip içmeye verir. Tuvalette yemek yiyeni bilirim ben. Sırf yemek yemek için iş yerlerinde orucunu gizlemek için tuvalette yer. Veya işte onu dahi ben saygıyla karşılarım ama. Yani bu noktada o kimse orucunu tutmadığını gösterebilir mi? Gösterebilir. Oruç tutmayabilir mi? Tutmayabilir. Ama oruç öylesine bir ibadettir ki tutanı ateşten kurtarır. Öylesine bir ibadettir ki kendisini tutanın şefaatçisi olur. Öylesine bir ibadettir ki kendisini tutanın göklere çıkarır. Öylesine bir ibadettir ki insanın nefisle olan mücadelesinde en önemli nokta olur. En önemli nokta. O yüzden oruç ibadeti ayrıştırıcı olmuş. Aşıklar oruç tutar ancak. Kim Allah'a aşıksa o orucu sever ve orucu tutar. Oruç da onu sever. Kim Allah'a aşıksa o namaz kılar. Namaz da onu sever. Kim Allah'a aşıksa o Allah'ı zikreder. Kim Allah'a aşıksa o abdestli dolaşır. Kim Allah'a aşıksa o Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gayret sarf eder. O zaman Allah'a aşık olanla olmayanı ayrıştıran en önemli şey Allah'ın ibadetlerine, Allah'ın emrettiklerine göre yaşayıp yaşamamaktır. Yoksa bütün insanlar Allah'a aşık kabul ederdik biz. Bütün insanları. Yoksa bütün insanları biz Allah'a ibadet ehli olarak görürdük. Hani çevrenizde vardır ya insanlar. Namazı kılmazlar bizim gönlümüz temiz derler. Veya çevrenizde vardır onlar. Hiç oruç tutmazlar. Derler ki ibadet de, sevmek de her şey gönülde derler. Onlar her şeyi gönüle bağlarlar. Ve gönülde her şeyin olup biteceğini söylerler. Ama reel hayatlarında hiç öyle değildir. Böyle bir erkek düşünebiliyor musunuz? Ben hanımımı çok seviyorum ama hanımının hiçbir şeysiyle ilgilenmiyor. Kadınlara desek ki şimdi böyle bir erkek var size aşık olduğunu söylüyor ama senin yediğin, içtiğin, gezdiğin, tozduğun, ihtiyaçların hiçbir şeyine ilgilenmiyor senin. Sen neredesin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun hiç ilgilenmiyor. Kadınların hepsi de diyecektir ki hayır böyle aşıklık olmaz. Veya bir erkeğe desek ki biz bir kadın var sana aşık ama seninle hiç ilgilenmiyor. Ama sana çok aşık olduğunu söylüyor. Erkek diyecek ki yalan söylüyor. Herkes birbirine olan sevgisinin ve aşıklığının tecelliyatına bakacaktır. Diline bakmayacaktır. Çocuğunuz sizi çok sevdiğini söyleyebilir. Siz çocuğunuza bir şey söylediğinizde, çocuğunuzdan bir şey istediğinizde çocuğunuzun tepkisine göre sizin onun sizi sevip sevmediğini göreceksiniz. Onun tecelliyatına bakacaksınız. Onun size olan davranışlarına bakacaksınız. Onun size karşı olan fiiliyatına bakacaksınız. Sözüne, kaline bakmayacaksınız. Bütün herkes diyecek ki ben Allah'a aşığım. Harikasın. Harikasın. Ona bakacağız. Allah'a aşık olan yalan söylemez. Allah'a aşık olan yemin etmez. Allah'a aşık olan gıybet etmez. Allah'a aşık olan dedikodu etmez. Allah'a aşık olan haram yemez. Allah'a aşık olan namaz kılar, oruç tutar, Allah'ı zikreder. Allah'a aşık olan kelime-i tevhid eder. Allah'a aşık olan haramlardan uzak durur diyeceğiz. Bunu neye binaen diyeceğiz? Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaşadığı hayata göre diyeceğiz. Demek ki aşıklığın bir tecelliyatı var. Demek ki bir kimse ben Allah'a aşığım demekle aşıklığını ispat edemiyor. Onun ispatı için delile ihtiyaç var. İşte ibadetler bu manada o kimsenin Allah'a aşık olduğuna delildir.
Nasıl insanlar birbirlerini sevdiklerine karşı bir kimse seni seviyorum dese, onun delilini, ispatını isterse, Allah da Celle Celaluhu kullarından böyle bir delil ve ispat ister. Allah'ın aslında böyle bir şeye ihtiyacı yok. Kul kendi kendisine şehadet eder. Kul kendi kendisine ispat eder. Kul der ki, ya Rabbi ben seni seviyorum. İşte sevgimin tecelliyatı. Namazımı kılıyorum. İşte sevgimin tecelliyatı. Orucumu tutuyorum. İşte sevgimin tecelliyatı. Fakirlerle beraberim. İşte sevgimin tecelliyatı. Zikredenlerle beraberim. İşte sevgimin tecelliyatı. Allah'la beraberim. Seninle beraberim. İşte sevgimin tecelliyatı. Ben senin çizdiğin istikamette, senin çizdiğin yolda yürümekteyim. İşte bu kulun kendi kendisini şahitlendirmesidir. Kulun kendisi kendi kendisini delillendirmesidir. Yoksa Allah'ın delile ihtiyacı yok. O sizin gönlünüze hakim. O size hakim. O size bakar ve sizin hangi noktada olduğunuzu bilir ve görür. O size bakar, sizin hangi dairede durduğunuzu anlar. Ama bunun üzerinden kendi kendisine delilsiz ve ispatsız bir iş yapmaz. Ve kullar mahşer yerinde kendi delilleriyle ortaya çıkarlar. Kendi ellerindekiyle ortaya çıkarlar. Ve derler ki, ya Rabbi işte delilimizi getirdik. Oruç salına salına mahşer yerine gelir. Güzeller güzelidir o. O sultanlar sultanıdır. O mahşer yerinin padişahı gibidir. O mahşer yerinin sultanı gibidir. O mahşer yerinin en ulusu, en büyüğü gibidir. Ve öylesine şatafatlı, öylesine şatahatlı, öylesine mükemmel bir şekilde gelir ki artık o bir anne şefkatiyle, bir anne merhametiyle kendisini tutanları bağrına alacaktır. Ve kendisini tutanları o cennetine doğru götürecektir. Çünkü onun makamı cennettedir. İşte biz müminler olarak, kullar olarak oruç tutaraktan o mahşer yerine hazırlık yapmaktayız. Ve delillendiriyoruz kendimizi. Ya Rabbi sen orucu farz kıldın. İşte biz de sana olan aşkımızı, sana olan muhabbetimizi böylece gösterdik. Ve senin farz kıldın, o orucu tuttuk. Sana olan saygımızı böylece sana gösterdik. Sana olan edebimizi böylece gösterdik. Ve Ramazan boyunca orucumuzu tuttuk deriz. O yüzden oruç bu manada insanlar içerisinde ayrıştırıcıdır. İyi müminle iyi olmayan mümini, Allah'a aşık mümin ile Allah'a aşık olmayan mümini ayrıştırır. Allah'a aşık olan müminler midelerine tapmazlar. Midesine tapanlar, ekmeğe tapanlar, yemeğe tapanlar oruç ayı geldiğinde canları sıkılır. Onlar oruç ayının gelmesini istemezler. Çünkü yemekten kesilecekler. Şehvetlerine tapanlar oruç ayının gelmesini istemezler. Onlar şehvetlerine taparlar çünkü. İşte heva ve hevese tapanlar, midelerine tapanlar, ekmeğe tapanlar, şehvetlerine tapanlar oruç ayından sıkıntı duyarlar. Ve asla oruç tutmak istemezler. Ve asla Ramazan ayının da gelmesini istemezler. Ve Ramazan ayının gelmesinden rahatsızlık duyarlar. Ve Ramazan ayından nefret ederler. Oruçtan nefret ederler. Onlar Ramazan'dan ve oruçtan nefret ettiklerinden dolayı asla ve asla Allah'ın merhametine, şefkatine nail olamayacaklardır. Oruç da onlardan uzaklaşacaktır. Ve oruç asla ve asla oruçtan nefret eden bir kimseye misafir olmayacaktır. Oruç asla ve asla midesini ilahlaştıranlara misafir olmayacaktır. Oruç asla ve asla şehvetini ilahlaştıranlara misafir olmayacaktır. Onların evine, onların gönlüne, onların midesine uğramayacaktır. Ancak Allah'a dost olanların gönüllerine ve evlerine uğrayacak, onlara misafir olacaktır. İşte oruç bu manada en büyük ayrıştırıcıdır. Şimdi ekmeğe tapanlar, açlığa tapanlar. Açlığa tapar o. Ekmeğe tapan insan aslında açlığa tapıyordur. Aç kalmamak üzerine gider. Yani dolayısıyla tokluya tapıyordur o. Toklukla söz konusudur. Açlığa tapmak hiç aç kalmamak korkusu ve düşüncesindendir. O hiç aç kalmama korkusu ve düşüncesiyle hep devamlı yiyecektir.
ve Ramazan ayından bu manada nefret edecektir. Oysa eğer ekmeğe tapmamış olsaydı ve bu manada açlığa, hakiki açlığa doğru gitseydi, hakiki açlık ise bir şeye ihtiyaç görmemektir. Bu manada hiçbir şeye ihtiyaç görmeyen kimse aç olmuş olsa dahi toktur. Ama devamlı ihtiyaç duyan kimse tok olsa dahi açtır. Devamlı ihtiyaçları bitmeyen insan asla ve asla doymayacaktır. Oysa hiçbir şeye ihtiyaç görmeyen kimse ebediyen mana aleminde tok olacaktır. O dünyada da tok olacaktır, mahşerde de ahirette de tok olacaktır. Çünkü o hiçbir şeye ihtiyaç görmüyor. Yemek yenilmemesi onun için problem değil. Yemeğin olmaması da onun için problem değil. Yemek onun için de bir problem değil. Su onun için de bir problem değil. Uyku onun için problem değil. Bir şeye ihtiyaç görmemek o şeyin zengini eder insanı. Siz bir şeye ihtiyaç görmezseniz o şeyin zenginisinizdir. Uykuya ihtiyaç görmezseniz onun zengini olursunuz. Yemeğe ihtiyaç görmezsiniz, onun zengini olursunuz. Kadına ihtiyaç duymazsınız, onun zengini olursunuz. Erkeğe ihtiyaç duymazsanız, onun zengini olursunuz. Bu manada neye ihtiyaç duymuyorsanız, onun zengini olursunuz. Ve ihtiyaç duymadığınız şey, sizin peşinizden koşar, gölge gibi. Eğer dünyaya ihtiyaç duymuyorsanız, dünya sizin peşinizden koşacaktır, gölge gibi. Siz ondan uzaklaştıkça, o size doğru koşturacaktır. Niye ihtiyaç görmüyorsanız o sizin peşinizden koşacaktır. Ve hiç bitmeyecektir bu koşuşturma. O yüzden eğer siz ekmeğe ihtiyaç duymuyorsanız ekmek sizin peşinizden koşacaktır hep. Suya ihtiyaç duymuyorsanız su sizin peşinizden koşacaktır hep. Ama ihtiyaç duyduğunuz şeyin de hep fakiri olacaksınızdır. Hep onun peşinden koşacaksınız. Çünkü ona ihtiyacınız var. İşte Hazreti Mevlana da bu ayda kendisi de oruç tutmuş. Hazreti Mevlana oruçsuz değildir. Hazreti Mevlana Müslümandır, mümindir, Müslüman bir velidir. Müslüman bir Allah dostudur. Hazreti Mevlana dinler üstü bir insan değildir. Hazreti Mevlana bütün dinleri kendisinde toplayan bir kimse değildir. Böyle bir felsefesi yok. Hazreti Mevlana ben Kur'an'ın kuluyam. Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyam. Kim bunun dışında bana bir şey söylerse söyleyenden de o sözden de uzağım diye kendisini beyan etmiş. Öyleyse Kur'an'ın tozu ise, Kur'an'ın kulu ise Kur'an'ı orucu emretmekte. Hazreti Mevlana da orucu çok sever. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine tabi olaraktan bazen hiç iftar etmeyecekmiş gibi oruç tutar. Hazreti İbrahim'in sünnetine tabi olur, misafirsiz iftar etmediği günler olur. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri peygamberlerin yolundan giden kimsedir. O peygamberlerin yolundan giden kimse orucunu öylesine sıklaştırır, öylesine oruç tutar ki etrafındaki müritleri onun orucuna ayak uydurmakta zorlanırlar. İşte Hazreti Mevlana der ki sen bu mübarek ayda cehennemin kapısını kapadın. Böylece sen cennetten binler kapı açarsın. İşte Hazreti Allah müminlere bu ayda cehennemin kapısını kapatır. Müminlere der ki ey müminler, Ramazan'ın hürmetine cehennemin kapısını kapattım. Cehennemin kapısını kapataraktan ben daha ileri söyleyeceğim. Aslında Cenab-ı Hak sadece müminlere cehennemin kapısını kapatmaz. Bütün insanlığa Allah cehennemin kapısını kapatır. Oruç öylesine mukaddes, öylesine kutsal bir ibadettir ki orucun yüzü hürmetine kafirler dahi cehennemin kapısı kapandığından dolayı Ramazan ayında öldüklerinden cehennemin azabına düçar olmazlar. Cenab-ı Hak onları Ramazan ayı boyunca bekletir. Ramazan ayı boyunca bekletildikten sonra Ramazan'dan sonra onlar cehenneme gönderirler. Ramazan öylesine, oruç ayı öylesine bir mübarek aydır çünkü Kur'an ayıdır. İşte Cenab-ı Hak böylece kapıyı kapataraktan cennetin kapılarını açar. Der ki ey iman edenler,
Oruç tutun ki sizi cennetime alayım. Oruç tutun ki sizi affedeyim. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurur ki kim Ramazan boyunca bir ay orucunu tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını affeder. O zaman kim bir ay boyunca orucunu tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını affedecek. Allah onun geçmiş günahlarını affedecekse bir ay boyunca oruç tutması lazım o kimsenin. Bir ay boyunca. O bir ayını oruçlu geçirdi, o kimsenin geçmiş günahları af oldu. O zaman Allah der ki ey kullarım bana olan aşıklığınızı beyan edin. Bana olan aşıklığınızı beyan edin. Edebinizde, adabınızda, erkanınızda, orucunuzda, namazınızda bir edep timsali olun. Ve sizi cennetime koyayım. Sizi cennetime koyayım. O zaman oruç bu manada cehennem kapılarını kapatan, cennet kapılarını aralayan bir ibadet oldu. Eğer cennet kapılarını aralamak istiyorsan muhakkak ki oruç ibadetine devam edeceksin. Topraktan, ateşten, sudan, rüzgardan dikilmiş olan beden hırkasını çıkar at. Öylesine ol ki oruç tutaraktan mana ol. Oruç tutaraktan kendi bedeninden sıyrıl. Oruç tutaraktan şu beden padişahını yerle bir et. Oruç tutaraktan nefis padişahını yerle bir et. Oruç tutaraktan kendi kendine kurduğun kartondan padişahlığını yerle bir et. Nefsini vur yere. Nefsini öylesine vur yere ki, öylesine vur yere ki Allah seni kaldırsın ayağa. Nefsini öyle terbiye et ki Allah seni kaldırsın ayağa. Nefsini öyle terbiye et ki Allah senin elinden tutsun. Çünkü oruçlunun sevabını ancak Allah verir. Oruçlunun sevabını da ancak Allah bilir. Allah bunu saklamış. Allah bunu gizlemiş. Demiş ki oruçlu bana ait. Orucun sevabı da bana ait. O zaman şu bedeni vur yere. O zaman şu şehvetini vur yere. O zaman şu mide düşkünlüğünü vur yere. O zaman nefis düşkünlüğünü vur yere. Yere vur ki binlerce can kazan. Yere vur ki ruhun özgürleşsin. Yere vur ki ruhun uçuşa geçsin. Yere vur ki Cenab-ı Hak seni yeniden yenilesin, tazelesin. Bedenin isteklerinden geçmeyen insanlar, bedenin heva ve arzusundan geçmeyen insanlara asla mana kapısı açılmayacaktır. Bedenin istek ve arzuları şehvanidir. Şehvani istek ve arzularından geçmeyen, nefsani istek ve arzularından geçmeyen kimseye asla asla mana kapısı aralanmayacaktır. Ey mana kapısı arayanlar, mana kapısı arıyorsanız, mananızda bir pencere açılsın istiyorsanız nefsinizi vurun yere. Eğer nefsinizi yere vuramıyorsanız kendi kendinizi aldatmaya devam edeceksiniz. Eğer nefsinizi yere vuramıyorsanız kendi kendinizi oynatmaya, kendi kendinizi heva ve hevesinize kul olmaya devam edeceksiniz. Ya Allah'a kulsundur ya da şehvetine, nefsine kulsundur. Ortası yoktur. Ya edeplisindir ya da edepsizsindir. Ya ahlaklısındır ya da ahlaksızsındır. Ortası yoktur. Ya iman etmişindir çıplak bir imanla ya da iman etmemişindir. Ortası yoktur bunun. Ya inanmışındır, inandığın gibi yaşıyorsundur. Ya da inanmamışındır, inanmadığın gibi yaşıyorsundur. Herkes kendi kendisini inançlı görür. Ama iman etmek farklı bir şeydir. O zaman eğer iman ettiysen gel oruç kapısında otur. Eğer iman ettiysen gel nefisle mücadele kapısında otur. Eğer iman ettiysen rahatından geç. İman ettiysen nefsinden geç, midenden geç, şandan geç, şöhretten geç, şehvetten geç. İman ettiysen iman ettiğin gibi yaşa. İşte oruç bu manada insanı kendi imanıyla yüzleştiren bir ibadettir. Kendi imanıyla, kendi haliyle yüzleşir insan. Kendi imanıyla, kendi haliyle de yüzleşince kendisini görür insan. Allah bizi öyle görenlerden eylesin. Can aşkın kapısına geldi de beni affet,
sen özürlerin canısın diye yalvardı. Ey aşk diye sızlandı. Bu ayda özrümüzü kabul et. Hata ettik. Evet can kendi dairesinde Allah'a yalvarır. Ruh kendi dairesinde Allah'a yalvarır. Der ki hata ettik. Bu ayda bizi affet. Der ki kusur işledik. Bu ayda bizi affet. Der ki biz yanlışlıklara daldık. Bu ayda bizi affet. Orucumuzla, namazımızla, niyazımızla, zikrimizle geldik. Beni affet. Bu canın yalvarışıdır. Bu ruhun yalvarışıdır. Nefis ise böyle demez. Nefis der ki bırak. Kim oruç tutuyorsa tutsun. Allah'ın affı geniştir. Seni de affeder. Sen oruç tutmayı ver. Kenarda iyi yiyeceğini. Allah'ın affı geniştir. Seni de affeder. Sen yap yapacağını. Allah'ın affı geniştir. Sen yürü yürüyeceğin yere der. Allah bizi muhafaza eylesin. Oysa can bu manada kendi lisanıyla Allah'a yalvarır. Der ki ya Rabbi ben bütün senenin içerisinde bilerek bilmeyerek işlediklerim oldu. Bunlardan dolayı beni affet der. Aşk da gülerek cana dedi ki senin elini tuttum. Biliyorum ki sen elsizsin, ayaksızsın. Hekimim ben sana perhize girmeni emrettim. Çünkü sen bu korkunun ve ümidin hastasısın. Perhize gir de sana bir şerbet yapayıp sunayım. Onu içince sen hiç kendinde gelmeyesin. Sustum. Artık bunu aşk anlatsın. Çünkü onun gözü canlara can kadar. İşte oruçlunun hali budur. Oruçlu kendi lisanıyla Allah'a yalvarır. Kendi lisanıyla yalvarışın yakarışın içerisine girer. Kendi lisanıyla o yalvarışta o yakarışta devam eder. Ve kendi lisanıyla kendi haliyle tabiri caizse Allah'la konuşur. Ve Allah'a kendi lisanıyla yalvararak da yakararaktan kendi durumunu gösterir. Ve Hazreti Mevlana da kendi mana halinde, kendi maneviyatında Allah'ın hitabını bize anlatır. Çünkü bu konuşma Allah'la kendisi arasındadır. Bu size tuhaf gelebilir. İşte mana budur. O dostluğun kapısını aralamıştır. Dostluğun kapısını araladığından dost onunla dost olmuş, onunla sohbet etmektedir. Bu ancak iyi ahlakla ve ibadetleri yerine getirmek de mümkündür. Eğer iyi ahlakı yok ise, ibadetleri de yok ise Allah onunla görüşüp konuşmayacaktır. Allah'ın hitabına erişmeyecektir o. Allah'ın hitabına erişebilmesi için başlı başına o kimsenin nur olması gerekir. Başlı başına edep olması gerekir. Başlı başına o kimsenin can kesilmesi, nur kesilmesi gerekir. Allah hitap edecekse ancak ve ancak kendi nuruyla nurlananlara hitap eder. Ancak kendi nuruyla nurlanan kimselerle bizatihi manada görüşür ve konuşur. Bunda o kullar ince eleyip sık dokumak zorundadır. Onlar edep ve erkan sahibi olmak zorundadır. Onlar edepleriyle, erkanlarıyla, oruçlarıyla, zikirleriyle, fikirleriyle, tefekkürleriyle başlı başına nur kesilirler. Ancak o zaman Cenab-ı Hak onlarla görüşür, onlarla konuşur. O yüzden Allah cümlemizi öyle oruç tutanlarla, cümlemizi öyle dost olanlardan, cümlemizi öyle iyi ahlaklı olanlardan eylesin. Ramazanlarınız, oruçlarınız mübarek olsun. Allah nice Ramazanlarda nice oruçlar tutmayı nasip etsin. Kıymetli dostlar, sakın ha nefsinize uyaraktan orucu terk etmeyin bu ayda. Yok benim işim böyleydi, yok ben işte dayanamıyordum, yok yan geldi, çamura battı. Orucunuzu terk etmeyin. Gücünüzü toparlayın ve orucunuzu devam ettirmeye gayret edin. Sakın ha nefsinize uyup da orucu terk edenlerden olmayın. Yoksa küserse size bir daha gelmeyebilir. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Haklarınızı helal edin. Cenab-ı Hak cümlemizin Ramazanlarını ve oruçlarını mübarek etsin. Allah kabul etsin. Selamünaleyküm.